Toprak her zaman suya hasrettir bizim buralarda. Gökyüzü bulutlara hasret, dereler yağmurlara. Ve çocuklar en çok sevgiye hasrettir bu topraklarda. Ben bunu iliklerime kadar hissettiğimde kaç yaşındaydım hatırlamıyorum. Ama bir şeyi çok iyi hatırlıyorum. Okulda en nefret ettiğim günler veli toplantılarının olduğu günlerdi. Herkesin annesi babası gelirdi. Benim nenem. Muadili olmayan sevgiler olduğunu o günlerin birinde anladım. Kim, kimler, ne kadar severse sevsinler, anne baba sevgisinin yerini tutmuyormuş. Bunu anladım. Onların yüzlerini hatırlamaya çalıştım çoğu zaman. Nenem resimlerini gösterirdi ayrı ayrı. Ama ben hayat bilgisi kitabındaki resmi hayal etmeyi tercih ederdim. Bir anne, bir baba ve iki çocuk. Bir aradaydılar çünkü. Aralarında mesafeler yoktu. Baba demek bir telefon ahizesiydi benim için. Anne demek bir postacının getirdiği, içinde hediyeler olan bir kutu. Sevgi yoktu o kutunun içinde. Saçlarımı tarayan, matarama su dolduran, beslenme çantama ekmek koyan bir anne yoktu. Kavga ettiğimde hakkımı savunan bir baba yoktu o kutunun içinde. Haklı da olsam, haksız da olsam bana sahip çıkacak, bana arka çıkacak bir babam yoktu. Bu yüzden hiçbir zaman haklı çıkamadım ben. Bu yüzden hep kendimi savunmak zorunda kaldım. Bu yüzden yemin ettim büyüyünce avukat olmaya. Kendini savunamayan kim varsa hakkını savunmaya o gün yemin ettim. Ben Zeynep, avukat Zeynep. Bu hayattan ne öğrendin derseniz bana, hukuk kitaplarının anlatmadığı bir şeyi öğrendim. Suç sadece kitapların yazdığı değil, bu dünyada işlenmiş en büyük suç bir çocuğu sevgiden mahrum bırakmakmış. Annesiz büyüyen çocuklar gördüm. Babasız büyüyen çocuklar gördüm. Ama en acısı ikisinin de istemediği bir çocuk olmakmış. Eğer bir gün bir mahkemede onlara tek bir soru sorma hakkım olsaydı neden derdim? Sevmeyeceğiniz bir çocuğu neden doğurdunuz? Avukat olurken bir yemin ettim kendime. Hiçbir haksızlığı savunmayacağım. Ve önüme gelen hiçbir boşanma davasını almayacağım. Ve onlara haykıracağım. Boşanma davalarının tek masumu çocuklardır.